Çünkü belli ki tek başına mücadele ediyor ve yorulmuş. Şimdiden yorulduysa başkan. Kolay değil abi. Ya ekibinde ekip bir daha çok önemli. Şimdi bu takım oyunu, takımdır bu. Bu bir takımdır. Yönetici başkan bir takımdır. Takım gibi insanların bunu analiz etmesi lazım. Öngörmesi lazım. Şimdi bakıyorsun bir takımda bir iki oyuncu ön planda olursa öbürleri işte affedersin salağa yatarsan o takımdan hiçbir şey alamazsın. Şimdi burada da başkan aktif bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çevresindeki insanlar da ona destek olması lazım. Yani en azından ikna kabiliyetleri olması lazım. Şimdi sen az önce diyorsun kime ihtiyacı var diyorsun Beşiktaş takımı. Ya Rıdvan'ı oynatırım sol bekte. Roko'yu oynatırım stoperde. Orta sahada zaten var. Atiban var. Oğuzhan'ı bu maçta mı? Bu maçta mı sol bekte? Oynatırım abi. Senin en büyük eksikliğin forvetin. Golü kim atacak? O oradan, açıdan oradan Kayseri maçı Kayseri maçında forvet alsaydın. Kayseri maçında kaybedilen bir puan bir maçta çocuğu yani yere kim vurdu yere, ya? Evet kimse abi, vurmadı. Vuramadı öyle abi. Bir şey yok. Kimse vurmadı. Ben öyle bir yorumlar veyahut da öyle sen bir eleştiriler maçında, hiçbir şekilde Pauk, duymadım. Bütün maçına, kanalları izledim. Pauk maçında Rıdvan'la çıkacaksın. Ondan sonra? Forvet gol kaçırsa bir şey olmaz ama sen orada Rıdvan'ın bir hatasında Pauk maçını kim yaptı kaybettin. Abi öyle işte. Kim yaptı? O eleştiri yapanı yadırgıyorum. Genç oyuncu. Kazanılması gerekiyor. O eleştiri o çocuğu yerden yere vurdu diyorsan kim diyorsa evet, gelsin benim karşımda vursun. Bir maçta izin tamam gelsin benim karşımda vursun. Kayseri maçı. Geçecek o işi. Bu tür değerleri ülke futbolu adına kazanmamız gerekiyor. Kim yapıyorsa bunu yadırgıyorum. Geçeceksin abi o işleri. Kim şey yapıyorsa. Bir sana. Pauk maçına Rıdvan'ı koy elinde en sakala varken Rıdvan'ı koy oraya. Maçın 90 dakika en iyisi olsun. 90 dakikada 1-1 maç 7-2-1. Abi bu çocuk var tam ya. Tam tersini düşün. Tam tersini nasıl, düşün. Bir şey söyleyeceğim. Tam tersini İhtemaller düşün. Üzerine o da yapabilir abi. Bu çocuğun hatası futbol hata oyunudur. Sen herkes de savunamazsın abi. Herkes kusura yapabilir. Bakma yani. Herkes yapabilir. Ya savunurum. Genç oyuncuyu kimse eleştiremez abi. Rıdvan inşallah ülkemiz için. Tabii canım ya. Çok iyi futbolcu olacağına olacak inanıyorum. İnşallah. İnşallah çok %100. Daha iyi olsun. Beşiktaş'taki, Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki, Trabzonspor'daki Hakan. Ne kadar gelecek vadeden genç kardeşimiz varsa bak Hakan. İnşallah en aynen. Kısa sürede Okan'ın dediği nasıl olur biliyor musun? İki tane sol bekim vardır. Sakatlanır bu çocuğu bu maça koyarsın. Ama yokken sen, yani varken bunu koyarsan çocuğu da kaybedersin. Yani bu Rıdvan'ı da kaybedersin. Rıdvan'ı ben beğendim. Çok iki tane maçını izledim. İnanılmaz bir çocuk. Oynadıkça daha iyi olacak. Abi, ama Pauk maçı o maç değil abi. Bu açıdan düşünürsen zaten abi elinde bak elinde Larin. Oynata oynata kazanır. Larin, Güven, şimdi, Umut varken şimdi bir şey senin sol bekin yoksa ben buna bakarım abi o zaman. Şimdi tamam santraforu yok diyelim Beşiktaş'ta. Var işte 3 tane oyuncum var öyle de ben, böyle ama sol bekin yok. Ben şunu söyleyeceğim. Larin geçen sene Belçika'da işte fena performans göstermedi. Ya i̇nşallah. Şimdi ben o formu yakalamıştır. Larin'in Beşiktaş'taki bir önceki sezon göstermiş olduğu performans, olumsuz performansın nedenlerini iyi bildiğim için ne o zaman ve o nedenler ortadan kalktığı için eğer Larin gerçekten Beşiktaş'ta sıçrama yapacağına inanırsa yapması gerekiyor. İnşallah yapar. Yani sıçrama yapacağına inanırsa bence Pauk maçının yıldızı da olabilir. Ya olması İnşallah gerekiyor. Temennimiz olsun. O. Herkes şimdi bak biraz evvel Murat Şahin'le birlikte ekranlara geliyor DSF. Murat Şahin havadan top atıyor. Bir göğüsle istop etti. Sergen Hoca. Bir insanın yeteneği hiç mi kaybolmaz? Ya Arda'yı ya. O yüzden örnek verdim. Şimdi Sergen Hoca ayrı seviyelerde. Bir tamam kere en büyük yani. Avantajı Beşiktaş'ın takımın başında Sergen Hoca'nın olması. Ya bu çok büyük bir avantaj. Neden? Futbolcuları gerçekten çok iyi hazırlıyor. Motive ediyor. Bak bunu gördük geçtiğimiz sezon. İşte iyi bir malzeme verilmesi lazım. O malzemeyi değerlendirebilecek potansiyelde bir insan. Şimdi Larin konusunda tabii ki de Larin'den beklentileri yüksek camianın. Geçen seneki göstermiş olduğu performansından dolayı. Ama şimdi bu kadro mimarisi yapılanması yapılırken giden oyuncuların en azından 3. bölgede herkesin geçen sene tek umut bağladığı bir oyuncu Burak Yılmaz gittikten sonra o bölgeye en azından o zaman sürecinde 10 aydır kulübün başındasın yapılması gerekirdi ki, bana göre. Bak, ben daha açık bir şekilde anlatayım sana. Okan diyor ki Şubat ayında diyor önümüzdeki sezonun yani bu sezonun başlayacak sezonun transfer çalışmaları için diyor Sergen Yalçın Hoca diyor listeyi diyor yönetime verdi diyor. Tamam. Burada diyor santraforlar da vardı diyor. Burak'ın gitme ihtimaline karşı diyor Sergen Hoca her şeye hazırlıklıydı diyor. Bu liste Şubat ayında elinize geldi. Tamam. Neden hala ve hala santrafor yok demeye istiyor sevgili Okan Koç. Yanlış ben mı? Ben de aynı şeyi biliyorum, görüyorum. Bütün Beşiktaşlılar da görüyor. Harcama limiti günlerce beklendi, açıklandı. Elinde şu anda 14 tane yabancı var. Tabii ki de Sergen Hoca oraya bir forvet olmasını ister. Ama diyorum ki senin elinde şu anda Larin, Umut, Güner var. Ama solda sadece Rıdvan'ın var. Oraya En Sakalı'yı, orta sahaya Mensah'ı, savunmaya da Wellington'u koydu.
Bu turu geçerse de bak söylüyorum salı günü maç var. Çarşamba günü biterse forvet transferde perşembe cuma hayırlı olsun diyorum ben de sana o zaman. Hayırlı olsun. Net bir şekilde. Tabii. Yani ama ben de Sergen Hoca'nın yerinde olsun. Bak giden de zaten camianın beklentisi o. Ben de Sergen muhakkak gelmesi lazım. Ben turu da geçemese aksi bir durumda bile o transfer gerçekleşmesi lazım. Şu maçta lazım. Bak şurada 14 tane yabancım var. Ben de Sergen Hoca'nın yerinde olsaydım sol bekle Wellington'u Mensah'ı kullanırdım. Forveti 3 tane forvetim var zaten ama bu bölgelerde adam yok. Vida'nın yanına Wellington sol bek Ensekala, buraya da Mensah'ı. Ben de forveti bir maçlık askıya alırdım. Sergen Hoca böyle mi düşündü sence? Yok böyle düşünmedi. Hayır ben de olsam böyle yapardım İhtimaller diyor. İhtimaller arasında. Evet. Böyle tabii ki bir saniye. Şu Beşiktaş'ın gelen giden tablosunu ekrana verebilir miyiz sevgili Bora? Bak gidenler Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ruiz, Elneni, Boateng, Diaby, Reboş ve Sedat Şahintürk. Ne oldu Okan? Kolluk düştü. O bazen takılıyor, bende de oluyor. Şimdi Reboş ve Sedat Şahintürk, Sedat bilindiği gibi kiralıklı Denizli Spor'da, evet. Adana Demirspor'a geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Reboş ülkesine döndü. Diğer bütün isimler, burada şey eksik, kaleci eksik, Karius eksik. Bütün hepsi ilk 11 oyuncusu. Diaby ve Boateng de dahil zaman zaman. Gelenler... 3 tane gelen futbolcu banko 11'de oynayabilecek oyuncu. Mensah, Ensekala, Wellington. Oğuzhan Özyakup, Larin, Miren zaten gidiyor. Has işte kadroda tutulacak. Senin adamın, çok seversin. Severim, iyi futbolcu. Bir hoca mutlaka üzerine düşecektir ve değerlendirmeye çalışacaktır. Hoca daha iyi bilir. Ama bak giden isimler Burak, Gökhan, Caner, Ruiz, Elneni, Boateng, Diaby, Karius. Tam 8 tane ilk 11 oyuncusu Beşiktaş'ın ayrıldı. Doğru. Yerine sadece 3 kişi koyabildi Beşiktaş. Ama gelenler de şöyle bak şöyle de bir avantajım var. Ben bunu da mesela hesaba bak. Oğuzhan yani Özyakup. Hoca ama bak Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ı bilen hocanın tanıdığı bir isim. Larin keza aynı şekilde birin zaten gidecek. Hasic de bence çok iyi bir hamle oyuncusu belki de Sergen Hoca'yla beraber çok daha farklı. Evet burada baktığın zaman tüm isimler. Mesela Oğuzhan'ı, Larin'i, Mirin'i ve Hasic'i ilk 11'e koyabilir misin hemen? Bir çırpıda. Bir çırpıda koyamazsın. Koyamazsın. Ama Oğuzhan'ı ama diğer oldu? Diğer 8 tane futbolcu Beşiktaş'ın 11'inde oynayan isimdi. Ya burada hocanın transfer istemekte ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Gelen oyuncular yalnız Burak dışındaki diğer oyuncular bence hepsi de bu ligi bilen çok direkt oynayacak. Mesela Mensah, Ensekala, Wellington direkt yazar. Üçü de direkt oynayacak direkt. Zaten yani. Ben ama Oğuzhan'ın da bak, ne diyorum? Geçen 8 ve 3 rakamı var elimizde. Geçen günlerde birisi kimdi? Oğuzhan'a ben inanmıyorum ki Sergen Hoca ile de bir çıkış yakalayacağını dedi. Ben tam tersini düşünüyorum. Sergen Hoca ile Oğuzhan bu takımın direkt oyuncusu olur. Yani ben 2 sene Şenol Hoca ile beraber olmadı. Şenol Hoca da çok büyük şanslarla tanıdı ama Sergen Hoca'nın da bu sene parlatacağı isim orada Oğuzhan Özyakup olur. Her sene çünkü birini parlatıyor. Burada da Oğuzhan Özyakup olur. Çünkü takımdaki oyuncular belli. Larin bile olabilir bence. Larin, yarınki göstereceği performans önemli. Larin kariyeri zaten dolu bir adam. Ya baktığı zaman iyi şeyler yapıyor. Hareketli bir oyuncu, gezici bir özelliği var. Belki de yarın akşam, salı günü bu şansı çok iyi değerlendirecek. Bir değil iki golcü diyor ya. Ben bir golcüyle iş biter diyorum. İkinci golcüye gerek bile kalmaz. Burada baktığın zaman Umut, Güven onlardan bir tanesi kalır. İkisi birden belki olmayabilir ama belki de ikisi de kalabilir. Yani forvet hattında... Bir golcü de Beşiktaş işi bitirebilir. Sen ne diyorsun Okan? Ama bana bir şey kalmıyor ki. Konuşmaya başladım. Ama Galatasaray'da... Savaş yolu lafımı kesiyor. Oğuzhan mesela bu sene Sergen Hoca'nın parlatacağı isim olur mu sence? Oğuzhan Özyakup. Bir kere Oğuzhan'ın en büyük avantajı Sergen Hoca'yla çalışması. Kendini ispatlayamazsa, gösteremezse artık bu saatten sonra bence futbolu bıraksın. Çünkü böyle bir avantaja sahip. Ona o güveni veriyor. Ki düşüncelerini de biliyor Sergen Hoca'nın. Burada ama Şenol Hoca'ya haksızlık yapmayalım bence. Ya tamam Şenol Hoca da verdi şansı. Yani ama Sergen Hoca'yla da artık son şansı o anlamda söylüyorum. Evet. Ben geçmişe yönelik söylemiyorum. Tamam. Şu andaki o da şunun farkında. Son şansının olduğunun farkında. Sergen Hoca'nın onun için düşündüklerinin ne farkında biliyor. Ona Sergen Hoca hissettiriyordur. Onun da farkına varıp o sorumluluğu alıp o karakterini koyup geçmiş dönemdeki yaptıkları, şimdi yapacaklarının teminatı olup gösteremezse artık ben de bu saatten sonra hiçbir hocayla hiçbir aşısı tutmaz diye düşünüyorum. Şimdi
Burada hayal satmayalım abi. Yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Şimdi Savaş Çorlu konuşuyor, anlatıyor. Eyvallah, saygı duyuyorum onun görüşüne. Hep de lafımı kesiyor. Ben de keseceğim bundan sonra. Senden önemli var. Tamam. Şimdi bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, haksızlık etme. Ben dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Bir dakika abi, bir dakika. İkiye bir aldınız beni araya ama hiçbir şey fark etmez. Ben burada tek başıma göğsümü yaraya. Bugün çok duygusal. Her neyse. Bugün evet. Şimdi bir kere hayal satmayalım abi. Bir kere olmazsa olmazı Beşiktaş'ın ilk transferi forvet olması lazımdı. Kimse hayal satmasın. Ben o sahanın içinden geliyorum kardeşim. O psikoloji, o sorumluluğu, o sahanın içindeki futbolcuların... Hakan sence de doğru şimdi, mu? Şimdi bir dakika bitirsin. Abi Allah aşkına. Tamam, tamam abi sen tamam, ben konuşmayayım. Hayır hayır tamam dedik. Tamam. Bak tamam dedi. Devam abi, tamam. Konuşmayayım.